Ey şeytanın desiselerine muptele olan bir çare insan. Otur. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen. Bir daha. Ey şeytanın desiselerine muptele olan bir çare insan. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, dini hayatta, yaşantıda işte doğru mu yanlış mı yapıyorum. Şahsi hayatında, cemiyet hayatında selametini dilersen, istikametini istiyorsan, sihat-ı fikir, istikameti nazar, selameti kalp isterse, isabet ettiğini nereden bileceksin? Yani doğru fikir olduğuna, sihat-ı fikir, iki, istikametli nazar, mesela istikamet o kadar acayip büyük nimet ki, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha, 7 tane ayette, Ya Rab ilmimi arttır demiyor. Orada en önemli ümde, yani düğüm noktası, ihdine sıratel mustakim. Yani başı, sonu ve ortası istikamet olan bir yol. Yani o kadar önemli ki, acayip adam ilmiyle dalalete gidiyor. Biliyor, batıyor. Demek ki özenilecek taraf çok iyi biliyor değil, istikameti var. İstikamet var. Mesela televizyon ekranlarında ve camilerde bazen de denk gelirsiniz. Tamir etme davasında yola çıkmış, dini tamir etme davasında din tahripçileri var. At hırsızları derler ya halk arasında. Böyle bakarsın. Ne etti belli değil ha. Geçen hafta bir şey demiş, bugün bir şey demiş. Ne dediğini kendisi de bilmiyor zaten. Ama hurda kaşı olmuş yani. Depoda ilim dolu. Flash bellekteki gibi. Depolar var ya, 1 terabaytlık depolar. Bir sürü Word dosyası var. O seni ne yapacak ki senin? Ben o kadar alimim ki niye? Koltuğun altında 1 terabaytlık depo var. Bilgi, Word sayı. Ne işine yarayacak? Yani senin hayatına geçmedikten sonra işte diyor ki çok acayip sihat-ı fikir, iki, istikametli bir nazar, böyle kalbi bir nazar, selametli bir kalp istersen, istiyorum, ne yapmam lazım? Muhkemat-ı Kur'ani'nin mizanları ile, yani muhkemat-ı Kur'ani, Kur'an'ın açık emirleriyle, iki, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart, Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap ve euzubillahimineşşeytanirracim'de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Lemalar 89. Mesela bu tabi benim misalim. Örnek veriyorum. Bu kitabı size karşı yandan, sağdan, soldan, önden, arkadan acaba böyle mi en uygun? Bu dursa. Böyle mi uygun? Aleyküm selam. Böyle mi uygun? Böyle mi uygun? Böyle mi uygun? Hangisi olduğunu nerede nasıl bileceksin? İşte sünnet-i seniyye anlama adına vereceğim bu misali. Bir insan hayatının her safhasında akli, kalbi ve ruhi ve fiili, 4, akıl, kalp, ruh, fiilde hep istikamet olur mu? Olamaz. İnsanız, mümkün değil. Ama var, Peygamber aleyhissalatü vesselam, her fiilinde mi Cebrail geliyor? Hayır. Hatırladığım kadar 21 bin defa mı gelmiş Cebrail aleyhisselam? Öyle bir şey yani. Şöyle bir şey yapıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam söyleyeceği, yapacağı veya hiç söylemedi. Yapmıyor ama tavır takınıyor. Sura çeviriyor veya onaylıyor. Bu da sünnetin kaynağı kabul ediliyor.
Nasıl hep isabet etmiş? Şöyle. Mülk ile melekütü beraber görüyor. Şöyle. Şimdi bu kitabı böyle mi koyayım? Hayır diyor. Öyle iyi gözükmüyor diyor. Böyle mi? Hayır, orada öyle gözükmüyor. Buradaki hareketim alemi melekut ve gaybda ikisini beraber görüyor. Diyor ki hayır Hasan, ileri et, ileri et. Çevir, 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 çevir. Çevir. İyi gözükmüyor orada. Biraz da, biraz da, biraz da, biraz da. Ha. Her ortama en uygun orada böyle olması lazım. Geliyor, böyle yapın diyor. Yani mülk ile melekütü beraber görüyor. O zaman en isabetli oluyor. Beraber. Şimdi daima ne diyor? Sıkıntı var değil mi? Hangi yolun için doğrudur? Bir sürü yollar var. İstikameti nazar, sihati fikir, selameti kalp isterseniz diyor, muhkematı Kur'aniyenin mizanları ile. Mesela diyeceksiniz ki, muhkematı Kur'aniyeye muhalefet eden var mı din adına? Var tabi. Mesela, faiz haramdır. Nerede olursan ol. Adam din adına faize din diyor, yani helaldir diyor. Bu memleket İslamiye diyor üstad. Ya baba sağsana, bu biraz dikkatimizi çekiyor. Ya geç babanın yanına, geç çabuk. Şimdi istikameti fikir, selameti kalp ve istikameti nazar, sihati fikir. Nasıl olacak? Muhkemat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın açık emirleri de olacak. İçtihat buna giremez. Mesela vakimus selavatü zekâ. Namaz kılalım mı? Kılmayalım. İçtihat olur mu? Açık emirlerde olmadığı gibi. Ama devamında var. Vakimus selavatü zekâ. Zekatı da verin diyor. Mesela ticaret ele aldır diyor. Faiz haramdır diyor. Bu içtihat olmaz ki bunda. Yok ki yani. Muhkemattır. İçtihat %10'dur. %90 muhkemattır. Ha demek ki birincisi muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanları ile terazi yani. Şimdi insanın önündeki hakikatleri iki şeyle ölçecek. Bir metre, bir de kantar. Kardeş alsana ya. Olmaz kardeş, biz dersimizi bölme. Durmazsa götürürsün. Çünkü dersi bölecek. Bu masanın ne kadar olduğunu metreye vuracaksın veya kantara koyacaksın. Elimize bir tane terazi, bir tane metre. Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanları ile diyor. Sünnet-i Seniyye'nin terazileri ile. Sünnet-i Seniyye terazi. Muhkemat-ı Kur'aniye metre. Ne yapmamız gerekiyor bunu? Amal ve hatıratını tart. Yani fiilleri ve içimizden geçen şeyleri tart. Muhalefet ediyorsa hiç bakma. At çöpe. Bu hale giriftar olanlar mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulü din ulemasını, dusturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkikin evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Şimdi ne getirdi mukadder? Dedi ki ben muhkemat-ı Kur'an'ı bilmiyorum ki. Yani biz avamız, Kur'an'ın hangisi bize ne demiş? Böyle düşün, böyle düşünme, bu kalbine. Bu sefer Cenab-ı Hak merhameti ilahi iktizasınca her asırda mücedid göndermiş. Ona da diyor ki, mizan-ı şeriatı elde tutmak, ne nasıl yani? Usulü din ulemasının dusturlarını kendine rehber ittihaz etmek, İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi asrın İmamlarının talimatlarını rehber etmek gerektir.
Neyimizi istikameti koyuyor? Siyat-ı fikir, istikametli nazar, kalbi istikamet ve sihat-ı selameti kalp. Rahat ediyor bu sefer. Ne demişler? Böyle demiş. Bitti. İnsanı tereddütten kurtarıyor. Ne kadar doğru dahi yapsan, eğer böyle elimize bir metre ve mezura, kantar ve metre şey yoksa, metre, nereye göre nedir? İki de bir değişiyor zaten. Değişen bir zamandayız. İnsanı tereddütlerden, şüphelerden kurtarıyor. Mesela bugün birisi arıyor. Ciddi bir adam ama böyle hizmet etmiş. Çaykara'da ulemadan yani ulema. Ya iki de bir diyor, yaşlandıkça mı oluyor, seni duydum diyor Kırıkan'dan. Duydum diyor, ulema bu, Arapça icazet veriyor. Arapça icazet veriyor bir abim, hürmet ettiğim birisi, yani duymuştum. Ama yaşlıktan mı diyor, ya ben bunun dersini vermişim diyor ya, beni kapıyor bir ölüm korkusu diyor. 70'in üzerinde böyle, hani hala şey yapıyor, gidiyor yine ders veriyor. Kapıyor diyor beni, yerden yere vuruyor diyor ya. Kardeşim seni duydum diyor ya. Risale-i Nur buna şey yapmış. Dedim hocam, sözler az bir şey anlatmak için bununla alakalı. Sözler attır, kitap var dedim. 21. söz var. Vesvese. Bana hulası bir cümle söyler misin dedi. Dedim ki ölüm korkusu bu bedene benden, ben demekten kaynaklanıyor. Eğer sen buna ben diyorsan bu toprağa girecek. Yani toprağa girecek neye benziyor? Odunu toprağa atarsın. Odun çürüyünce çıkan enerji toprakta değil ki, çekip gidiyor. Veya yaktığın zaman. Yani niye söyledim? İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali'nin, Muhakkik'in, ulemanın, evliyanın, kendisinin zaten söylediği için Risale'de cari, talimatlarını rehber etmek ihtiyaz gerekiyor. Yani zahiri bildin. Bilsen olmuyor ki. Dev adam. Dev ya. Yani Arapça icazet verenlere okutuyor. İcazet vereni okutuyor. Geçen hafta da bir numunesini göstermiştim. Yani sorarak dedi. Yani buna ben dersen böyle. Peki o muhakkikin evliya ne kadar böyle meratiplerden bahsediyorsa. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım. O kadar acayip bir şey ki biz belki sıradan artık öğrenmişiz ama Allah Allah hakikaten diyor falan. Ondan sonra ne kadar da hoş oldu. Sonra biraz da diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri de böyle diyor diyor. Yani o Vesvese Risalesi'ni ikinci bir parçayı okuyayım. Farklı farklı yeri okuyacağım inşallah. 268 Ama başka bir yer okuyorum. Vesvese muhtela olan böyle sıkıntılı olduğu zaman insanda bazı letaif var ki latifeler var ki teklif altına giremez. Ya ne kadar haramdır dersen de, ya aktır ya, yapma, etme, sanki dozeri tutuyorsunuz ya, dozeri. Dozeri tutuyorsun, çekiyorsun, dozer seni dinler mi? Gar 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 götürüyor seni. Böyle latifeler var insanda. Bir iki latife var. Bu da o kadar nimet giriyorsun. Bak şimdi, 452 mektubattan okuyorum. İnsanda bazı letaif var ki, teklif altına giremez. Girmez demiyor. Giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalif-i şeriyeye muhalefetiyle mesul tutulmaz.
o latife insanda hakim oldu mu? İnsan zahir şeriata muhalefet ediyor. O zaman o insan eğer o latife hakimse mesul tutulma şeye benziyor. Bunu okunca hatırladım. Mesela cinnet geçiriyor. Karısını öldürüyor, çocuğunu öldürüyor, kendisini de öldürüyor. Gidiyor. Hemen diyorlar cinnet geçirmiş. Cin oldu nettir diyor Gazali, cin. Çünkü bir tırnağı acısa, ağırsa hemen çaresine giden bir insan kendisini nasıl sıkar? Normal mı? Normal, aklı selim değil ya. Mesela hukukta da var. Adam cinnet geçirmiş, karıyı boşasa asabilikten, asabi olmaktan bazen cinnet oluyor. Boşadıktan sonra sorulsa diyor İslam'da. Böyle bir şey yaptın. Olur mu ya? Karı mı boşanır ya? E sen dedin ya öyle bir şey hatırlamıyorum. Dese boş değil. Ama içki içip yapsan boştur. İhtiyarlı oluyor. Şimdi insan da böyle cinnet geçin. Cinsel, cinnet. Bunlar yapıyor. Her bir insan doğduğu zaman da bir cin doğar. O bedendeki hissiyatlar onları aktif eder. Onun nefsi olur. Onunla beraber onları aktif ediyor. Cinsel, cinnet. Bunlar. İşte buna benziyor bir iki latife. Hakim olduğu zaman zahiri şeriata muhalefet ediyor. Bu adam bu teklif ve şeriye muhalefetle ediyor. Mesul olmaz ama ne zamana kadar? Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Mesela öyle bazen şey var diyoruz ama olmuyor değil mi? Laf geçiremiyoruz. Bu o kadar nimet ki benim için. O kadar ki rahatlıyorsun yani. Hemen o malum işte günahımız var ya dile getirip de Allah'tan tövbe yapmak bile insan utanıyor. O günah için şöyle diyorum. Ya Rabbi o günah tövbe etmek şabana bir kardeş yani insan utanıyor da Ya Rabbi şöyle bir günahım vardı. Ya Rabbi şu bir iki tane latife var ki teklif altına girmiyor. İnsanın ihtiyarını ve iradesini de dinlemiyor. O cinsten say Ya Rabbi. O cinsten say ve beni mesul etme. Altına da şunu ekle Rıza. Bir parmağının hareketiyle ayı ikiye bölen zatın hürmetine. Yetmedi. O zatın imanının hatırına Ya Rabbi o günahımı affet Ya Rabbi. Ne torpil yaptın. Oh elhamdülillah. Ya Rab hepiniz geçirin o günahınızı. Bir günahınız var ya sen bile dile getirip utanıyoruz. Allah'tan hakikaten utanıyoruz. Hadi herkes geçirsin. Ya Rabbi o günahımı bir parmağı ile ayı ikiye bölen zatın hatırına, onun imanının senin yanındaki değeri hürmetine o günahımızı affeyle ya Rabbel Alemin. Onun imanının hatırına. Ve bir müjde daha, Allah affetmeyici günahın tövbesini kulunun diline vermez. Ya Hazreti Ali naklediyor, Hazreti Osman naklediyor radıyallahu anh. Allah affetmeyici kulun ağzına tövbeyi nasip etmez. Tövbeyi nasip etmişse seni Allah affetmeyi murat etmiş. Yani olur mu ya ben edemezsin kardeşim. Aff yapamazsın, tövbe yapamazsın. Tövbe yapmak zordur. Allah'ın büyük nimetidir. Ben böyle bir insana denk geldim. Kanser ölüyor. Hadi tövbe edelim ben tövbe etmem dedi. İnan bunun hürmetine söylüyorum size. Yalan söylemiyor. Mutahitti. Bir kardeşimizin kayınpederiydi. Hacıydı. Ama yakalamış şeytan. Niye? Ben bu diyor yatakta aciz iken tövbe yapamam dedi. Beni Allah sıhhat verecek, kanserimi kaldıracak, sokağa çıkacağım, o sıhhatla yapacağım diyor. Emrin olur dedi. Olmadı işte. Olmuyor. İşim itibariyle o kadar sekeratta bulundum ki vallahi bazen la ilahe illallah diyorum diyor. La ilahe illallah. Muhammed Resul, hadi la ilahe illallah. Çıldırıyorum ya. Hadi ya.
Yanındaki diyor ki belki diyemiyor. Ya bari dilini oynat da şahit olayım dedi diye. Dedi diye şahit olayım ya. La ilahe illallah hadi. La ilahe illallah. Bazen dostlarımı ziyaret ediyorum kansere veya yakını. Kanser onkoloji bölümünde bitmiş. Oradaki bir doktor var. Dedi ki burada gördün hocam hepsi bitmiş. Televizyonda. Sen bak televizyon. Öyle gidiyor. O ne hangi programsa o zaman ölçü. Ya Rabbi. Niçin bunları sayıyorum? Tövbe nasip etti böyle bir kutsi yerde. Dershanede, mübarek ders günümüzde. Allah'a ne kadar şükretsek az diye. Daha sonra tahkik iman lazım tövbe yapabilmiş. Evet. Değil mi? Tahkik iman lazım. Allah razı olsun. Tahkik iman lazım. Nasıl affettireceksin kendini? Hatta ben diyordum siz de öyle deyin. Ya Rabbi kaza namazımı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Burada da öyle. Bir parmağıyla sema sayfasına elif yazıp bir mimi iki nun yapan zat. Ay ya mim. Bir elif yapıyor, iki nun yapıyor. Bir parmağıyla sema sayfasında bir mimi iki nun yapan zatın hürmetine ya Rabbi günahımızı affeyle. Eğer affetmek istemeseydi bu tövbeyi bize nasip etmezdi. Kim affedilmez? Acaba diyen herhalde zor olur. Diyor ki ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Yani bazılarla teklif de olmuyor. Mesela delinin teklifi yok. Veya şuuru kaybeden mesela. Diyelim ki abdest almakta kol yıkamak farz. Kolu kesilmiş, teklif yok. Yani birincisi bir, teklif altına girmediği kişiler var. Ya sihat bakımından veya kafa noktasında. Teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Yani adam meczup olmuş, sikir gibi, teklif yok onda. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. Öyle bir haletler olur. Ya böyle bir şey olur mu? Olur kardeş. Ben başıma geçeni söyleyeyim bir tanesini. X yerden çıktıktan sonra namaz kılacak bir yerde. Yatsı namazı. Kimse yok. İn yok, kin yok. Gece yarısı beni dağda bıraktılar. Çünkü yatsıyı kılacağım. Yatsıyı kılıp da gideyim. Allah biliyor ya. Camiye kıble böyle. Böyle durmuşum. Nasıl oluyor? Ya ben ya ben. Tamam oluyor işte. Neyine güveniyorsun? Ben yaşadım bunu. Camide mihrap ya. Hutbe veren. Cuma kıldıran, imamlık yapan insanım ya. Niçin söylüyorum bunu? Mihrabimi bilmiyorum. Oluyor işte. Sakın kendini şey yapma, levmetme. Oluyor. Böyle durdum. Allah'ın hikmeti. O saatte kim gelecek? Tuttu arkadan bir tanesi. Bilmiyorum. Tuttu böyle. Şöyle tuttu beni. Ooo çevirdi beni. Böyle. Allah Allah. Sonra baktım namazda, merhaba, başladım anlamaya. Yani nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. Oluyor yani. Teklif artık istikbali kıble var ya namazın şartları. Benden düşmüş demek o anda. Allah şaşırtmasın yani. Böyle acayip bir şey. Belki kaç rekat kılmışım ama döndürmüş. Hani kıble teyin camisi var ya. Evet, çift bir şey. Niye namazın ortasına gelmiş? Sanki o hatırıma geldi. Çift kıbleli bir cami ve namaz. Benimki gerçi şey geldi, yatsı, o ikindiydi galiba. Kıble değiştiği zaman. Yani ne olmuşsa teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez, hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman, fakat o zamana mahsus olarak
O latife insana hükmettiği zaman işte an mıdır, gün müdür, dakika mıdır bilmiyorum. O zamana mahsus olarak o zat şeriata muhalefette velayet derecesine sukut etmez, mazur sayılır. Mesela bir tanesi hepimizin yaşadığı bazen sabah namazını kurduğun halde kalkamıyoruz. Sonra vicdan azabı çekiyoruz. Bir latife hükmetti işte. Fakat bir şartla ki hakaiki şeriata ve kavaid-i maneviye karşı hakaiki şeriata, şeriatın hakikatlarına ve kavaid-i imaniye karşı bir inkar, bir tezif, bir istifaf olmasın. Yani itikada ait ve amele ait. Yani tamam sende din, işte amel kalkıyor ama içki içmemen lazım. O zaman zina etmemen lazım. Yani ters bir fiil olmaması lazım. Ama farz olan bir şey yapamıyorsun. Uyumak gibi. Mesela biraz önce benim kıblem değiştiği gibi. Veya adam tamamen şey geçiriyor, cinnet geçiriyor. Onu yapıyor. Veya itikada ait şey karşı inkar bir tezif, inkar olmaması lazım. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. O latife hükmettiği zaman yapamıyorum ama Adem doğru budur diyecek. Doğru budur. Yapmasa da yapamasa da demiyor. Yoksa o hale mağlup olup neuzübillah o hakaiki muhkemeye karşı inkar ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet alameti sukuttur. Bu dönemde bu dönem olduğu zaman hemen tepemize şöyle biniyor. Bu eski değil, yeni galiba Mustafa, değil mi? Der ki sana zıt bir şey yaptırıyor şeytan. Bunu çok okurum çünkü çok imdadımıza yetişiyor. Tam o zaman da bazı yanlış yaptığımız zaman sana şöyle der. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Arkadaşlar müjdeyi okuyorum. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen, o biraz önce okuduğum mektubatı şimdi lemalar. Bazen de o latifeler hükmediyorlar. Beni psikolojik noktasında o kadar bana yardım ediyor ki burası. İnsana o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyor o latife. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, mektubatta bu yok cümle, onun için buraya koyuyorum. O anda şeytan geliyor. Şeytanın sözü tırnağa alınmış. Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki. Böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiş. Tırnak kapat. Şeytan cümlesi buydu. Şeytan ne diyormuş bir daha okuyayım. Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki. Böyle ihtiyarsız batıl şeyleri gidiyorsun. Demek senin kaderin, hani şarkıcı türkücüler çok kullanır ya kaderin, ta kaderi lanet ederler, taş atarlar. Senin kaderin, seni şekavete, seni sıkıntıya, bu günahlara mahkum etmiştir. Senin ne suçun var? Kader utansın, diyor. Hapishanede de öyle derler. Kader mahkumları. Ne kader mahkumları? Dine muhalefet etmenin bedellerini ödeyene kader mahkumlarıymış. O biçare adam yeise düşüp helakete gider. Ya işte şeytanın evvelki desiselerine karşı müminin tahassüngahı ne yapacağız şimdi? Muhakkikin asfiyanın dusturları ile hudutları tahayyün eden hakaiki maniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir. Ondan sonra devam ediyor. Tamam. Değil yani o latife hakim olunca oluyor. Oluyor nasıl oluyorsa. Oluyor. Ya şuursuz veya şuursuz. Oluyor yani. Düşünemiyorsun. Sonra diyorsun ki tamam. Sonra diyorsun ki Allah Allah ben mi dedim ya? Ha? İsmail. Ya ben mi dedim ya bunu? Fesubhanallah. Ya dedin ya. Doğru. Ama ben bunu nasıl yaptım ya? Ben bunu nasıl dedim ya? Oluyor da. Oluyor arkadaşlar. Oluyor. Ben bunu nasıl yaptım ya? Ha, bir iki latife var ki
insana hükmedildiği zaman o latife ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi dil altına giremezler. Yanlış yollara sevk ediyorlar. Sonra da tepesine biniyor şeytan. Senin hakka ve hakikate istidadın muvaffak değil ki. Seni kader bu şekavete mahkum etmiş. Yeyse atar. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Günah bir şey değil. Günah bir şey değil derken ikincisine göre bir şey değil. Günah bedeli cehennem. Ama yeysin bedeli ise Adem. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennem taş ölen şirkettir. Adem'e çalışıyor. Şeytan şu. İnsanı ümitsizliğe atmak için günah işlettiriyor. Netice günah değil. Çünkü şeytanın burnunu Allah'ımız söylüyor ayetinde tövbe ile kırılıyor. Tövbe edince Allah affediyor. Hani var ya bir sahabe biliyorsunuz. Ya Resulallah ben bunu yaptım diyor. Tövbe et diyor. Yine yaparsam dedi. Tövbe et diyor. Yine yaparsam dedi. Adam demek ki durmayacak yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir manatının kaldığı kadar Şaban'la kardeş diyor ki mümin tövbe etmekten usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Oh! Ya Rabbi! Bismillahirrahmanirrahim. Amin. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا تَوَابُ يَا كِمُ تَوَبَةً نَسُوَا لِيَاكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً اَفْزَلَا مُنْفُسَكُمْ زَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِي زُنُوبِهِمْ وَمِيَغْفِرُوا زُنُوبَ اِلَى اللّٰهِ اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ الْعَظِيمَ الْكَلِمَ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَتُبْ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Oh! Rahatlamadın mı şimdi? Şimdi işte şeytanın kafası kırıldı işte, ondan rahatladın. Şeytan tövbeyi sevmez. Ben onlara neler yaptıracağım dedi. Şeytan, Rabbimiz de ne dedi? Tövbe edecekler, ben de affedeceğim dedi. Şeytan tekrar mukabel etti. Tövbeyi hatırlarına getirtirmeyeceğim diyor. Ya. Ya. Başka? On iki. Seçtim arkadaşlar size elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun. Böyle bir dava peşine koşuyoruz. 11, 12. Bu da çok ilginç, çok hoş. Mektubat 81'den okuyor. Nereden okuyorsun? Mesela Allah rahmet etsin. Üç tabirin topladığı. Külliyattan toplama bu. Rüya, Mektubat 81. Rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi rüyada bir insan uykuda rüyasında bir şeyler görüyor. Rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi bir kısım ehli keşif ve şuhut dahi rüyetlerini o haldeyken kendileri tabir edemezler. Bir daha rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi o kısım ehli keşif ve şuhut dahi rüyetlerini o haldeyken kendileri tabir edemezler. Yani şahit olduğu rüyet, tespit ettiği, anladığı mevzuları gayba ait. Riza, gayba ait böyle melekutu şeyler var ya, veya halet, enfusi tespitleri, şahit olduğu o seyir anında rastladığı şeyleri oturtamaz yani kendisi. Bu neyin nesidir diye. Tabir neye benziyor diyor. Rüyada adam rüyasını tabir edemiyor rüyadayken. Ne yapacak? Edemez. Rüyetlerini o haldeyken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek. Senin o haletlerde enfusi keşiflerini tabir edecek. Yerine oturacak. Bu budur, bu da budur. Asfiya denilen veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehli şuhut dahi asfiya makamına çıktıkları zaman kitap ve sünnetin irşadiyle yanlışlarını anlarlar, tavsiye ederler, hem etmişler. Yani asrın imamlar var ya, her asır, her 100 senede bir gelen asırların eserleri. Ne yaparsan yap, asrın eserini tanımıyorsan cahili ölümüyle ölür diyor rivayette. Niye? Öyle istikametsiz bir asırda değil Adem Aleyh, sen ben. Öyle alim dediğin insanlar batıyor ki.
Öyle acayip zor durumdaki inan. Tanımayanlar için söylüyorum. Mesela aklın durur. X bir ilçede, meşhur olduğu için burada. En tepedeki adam. Çağ elinde kalıyordum o zaman. Hafızı bularak, hafızla işte daha önce de anlatmıştım. Ya bana dedi hiç kimse yokken kapıyı da kapattım. Şu vesveseyi kurtar beni. Vesvese, Allah hakkında pek ahiret hakkında vesveselerim var. Dev adam. Arapça icazet veren, yani verenlere veriyor. Böyle ulema ben biliyorum. Sonra tanıdım tabii. Ben öyle sıradan değilmiş. Hani niye söylüyorum? Asıl imamının eserleriyle hareket etmiyorsan ne nereye göre nasıl çözeceksin? Mesela elhamdülillah Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi de Miraç'ta peygamberimize müjde vermiş ya. Bir, geçmiş ümmette içinde geçenler günah sebap yazılıyormuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini içimizden geçen iyi şeyler ya yapamasak bile sebap yazılıyor. Kötü şeyler geçiyor. Yapmasan demesen günah yazılmıyor, sebap oluyor. Niye cihat oluyormuş? İki, şefaati getirmiş. Üç, diğer dinlerde ibadet havralarda ve kiliselerde oluyordu. Muhammed ümmetine küre-i arz mescit yapmış. Çay tarlasında namazını kılarsın. Öyle olsaydı Şaban Ali kardeş Haçi'den çıkacaktı, köyün tepesinden namaz kılmak için köyün camisine inecekti. Orada kılamazdı. Orada dua yapamazsın yani. Elhamdülillah. Başka bir yer bakayım ne tespiti oldu. Şükürler olsun. Şurayı okuyorum, tamam. İşte o zaman müşahede ettim ki, hani biraz önce dersin başında bu kitap böyle midir, böyle mi, böyle hangisi doğru? Şimdi Üstad ona diyor ki, ben ortalardan topladığım için, sünnet-i seniyenin meseleleri, şey zannediliyor tamam böyle, bir insanın davranışları, bir adamın sözleri, davranışları, hareketleri, onayladı, onaylamadı şeyleri böyle sıradan zannediyorum. Sünnet-i seniyen öyle değil. Eğer bir insanın beşeriyet ve insanın davranışları olsaydı, erkekti bu, kadın bunu taklit edemezdi. Kadınlar da peygamberimizin sünnetini taklit etmekle vazifeli. Bu adam erkek, bu insan ya. Erkek nasıl da yapacak? Değilmiş ya. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim, beşeriyeti yok. O sünnette, bak şimdi sünnet-i seniye bak ne diyecek. Sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, mesela banyo yıkanırken küçük adabı, kıbleye nasıl duracaksın, temizliği nasıl yapacaksın, basit bir şey, sokakta nasıl yürüyeceksin, alışveriş nasıl yapacaksın, küçük adapları neye benziyormuş biliyor musun? Küçük adabı var ya böyle, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, mesela okyanustasın, ne olacak canım bir, o bir derece açı farklı yapsan, belki de 10 kilometrede 100 metre açılır değil mi? 1 santim yaparsan. Uzun mesafede yıkım teşkil ediyor. Diyor ki bir daha okuyorum. Sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi. Mesela diyor ki Allah Resulü en basit. Bayın yaptığınız yerde işemeyin diyor. Hemen akabinde geliyor. Size vesveseler duçar olur. Vesvese muhtel olur. Basit bir şey. Haram değil. Küçük bir şey. Tuvalette tükürmeyin diyor. Falan şey arkanı bırakmaz mesela. Basit bir şey gibi. Ama gemilerde hat istikameti gösteren pusula gibi. Bir derece ne olacak canım? Ama o kilometrede 100 metre fark ediyor. Okyanusta 100 metre böyle fark etti mi? Merak etmeyin. Kıblede 30 derece kurtarır. Tarlada, çay tarlasında uğraşıyorsunuz kıbleyi bulmaya. Böyleydi. Bir baktın ki 30 dereceye kadar yanlış yaptın. İade etmene gerek yok. 30'u geçtim yeniden iade et. Gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde
zararlı ve zulümat ha bu güneş altında bu pazarda. Zulümat içinde, güneş altında zulümat içinde, zulümat burada. Aşı, eşi, atı, işi, her şeyi var. Her şeyi var. Niye mutsuz? Kapkara kafalar. Kapkara. Ben öyle insana denk geldim ki, dedi ki bir kere böyle içimden hesapsız, çok rahat bir şekilde gülebilsem de hiçbir şeyim olmazsa. Böyle insana rastladım, böyle zürtük değil yani, öyle fakirli değil yani. Bir de böyle bir gülebilsem. Hatta hareketi göster, kıble nameli birer pusula gibi hadsiz, zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmüne görüyordum. Sünnet-i Seniye. Mesela gemiler ne yapıyor? Şeyi gösteriyor değil mi? Kutup yıldızını. İşte onu esas alıyorlar. Ha, o şu ise işte cezve gibi, askerlikte biliyorsunuz o. İşte o pusulayı tespit etmekten işte şu şuradan oraya, ondan oraya. Bundan bir şey, cezve şeyi gibi hani hepimiz yapmışızdır orada. Görüyorsun. O bir tane gördüğünü gemiye istikamet gösteren bir tane pusula gibi. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, ne kadar yük var İsmail? Ben ne fazla yüküm var? Değil mi? Çoluk çocuğum var, bilmem neyim var. Ama bizim de sorumlu olduğumuz kişilerden var. Şeye benziyor değil mi? Dün evvelsi gün denk geldim, okudum bir yerde, not almışım. Sabah namazında giderken biraz acele İmam-ı Azam Efendimiz. Giderken kaç yaşında diyor, 10 yaşına gelmemiş herhalde, 6-7-10 yaşına civarında bir çocuk hızlı gidiyormuş. Giderken tam falan düşmüş. Duymuşsunuzdur, bu menkıbe değil, olmuş. Yavrum demiş ya, biraz yani niye acele ediyorsun, yaşınmışsa o kadar da şey değil, niye o kadar koş, niye düştün demiş yani, biraz yavaş yapsan, yetişmek istiyor ya. Ne demiş biliyor musun, o zaman çocuklara da şimdi ne diye demiş, çocuğuna bak. Demiş, tanımış tabii İmam Azam. Efendim demiş, ben düştüm ama dizim kırıldı. Bir şey değildi, ağlar geçer. Ama siz düşerseniz bütün ümmet sarsılır. İmam Azam diyecektir ki sonra, hiç ömrümde unutamadığım bir ders aldım çocuklar. Demiş bundan sonra. Siz düşerseniz demiş, ümmet sarsılır. Benim hayatım. Hem o seyahat-ı rüyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da Sünnet-i Seniyye'nin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifet buluyordum. Yani ağırlığınızı alıyor. Mesela geldi şey imansızlık, kabir, ya bunu ne yapacağız falan. Resulün namaz kıldı mı, Sünnet-i Seniyye uydu mu, o yükünü alıyor. Hatta diyor ki bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Mesela insan kurtulmak istiyor ve çok sevap yapmak istiyor. Hangisi en çok sevap, hangisi Rıza-i İlahi? Bak diyor ki bir tereddütlerden, vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Neyle? Sünnet-i seni uymayın. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yukar, ben de gayet acizim. Nazarımda kısa, yolda zulümatlı. Ne vakit sünnet-i seniyeye, bak sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordu. İşte o zamanlarında İmam-ı Rabbani'nin hükmüne bir müşahede tasdik ettim. Lemalar 50. Ben burada kesiyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha teman selavat.